Şu halime bakın ya. Zengin bana ne yaptı böyle? Aa, her yerim yanıyor. Fakir bey, her yeriniz yanmış. Size ne oldu böyle ya? Yangından mı çıktınız? Zengin yaptı hepsini. Zengin bana tuzak kurdu. Lav koymuş. Ben de lava düştüm. Of ya, ben size demiştim. Hiç böyle savaş işlerine girmeyecektik. Haklısın Miray. Keşke Zengin'le savaşmasaydık. O günler eskide kaldı. Zengin benim kardeşimdi. Evet fakir bey, yani Zengin'le siz kardeşsiniz. Neden savaşıyorsunuz ki? Bu şehri siz beraber kurdunuz. Aynen öyle. Ben pişmanım. Acaba Zengin de pişman mıdır? Babacığım, duydun mu? Fakir abi hastaneye kaldırılmış. Ne, hastaneye mi kaldırılmış? Demek ki tuzağımız işe yaradı. Güzel. Ama baba, durumu çok kritikmiş. Yaşam mücadelesi veriyormuş. Her yer yanmış. Ne, nasıl olur? Fakir yaşam mücadelesi mi veriyor? Her yeri yanmış mı? Olamaz. Of ya Zengin, ben sana demiştim. Keşke kavga etmeseydiniz. Evet babacığım ya, fakir amcaya bir şey olursa ne yapacağız biz? Doğru söylüyorsunuz ailem. Bu işin ucunu biraz kaçırdık biz. Sonuçta fakir benim kardeşim. Bu şehri biz beraber kurduk. Onunla savaşmam çok mantıksız. Ay evet Zengin ya. Hadi hastaneye gidelim. Hem baş sağlığı dileriz. Hem de barışırsınız belki. Evet babacığım ya. Benim de tek arkadaşım Arda'ydı zaten. O gidince hiç arkadaşım kalmadı. Yalnız kaldım. Evet ailem. Biz en doğrusunu yapalım. Gidelim fakirden özür dileyelim. Belki bizi affeder de barışırız. Yaşasın Zengin. Evet işte sen böyle merhametlisin. Hadi bakalım. Hazırlanın da gidelim hastaneye. Ay evet ya. Yaşasın. Barışacaksınız umarım aşkım. Arkadaşlar, zengin fakir videolarının devamının gelmesini istiyorsanız yapmanız gereken tek şey abone olmak ve bu videoya like atmak. Bunları yapın, her gün videolar devam etsin. Merhabalar doktor bey. Merhabalar, buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Biz fakiri ziyarete gelmiştik ama. Fakir beyin durumu şu anda çok kötü. Ama siz zengin beysiniz, o yüzden sizi alabilirim. Geçin buyurun. Çok sağ olun, onu acil görmem lazım. Söylemem gereken şeyler var. Tabii, gelin beni takip edin hemen. Fakir kardeşim, neredesin fakir? Bu zenginin sesi. Zengin. Zengin, buradayım. Fakir kardeşim, nasılsın? Her yerim yanıyor zengin. Fakir, ben yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım. Senden de özür dilemeye geldim buraya. Gel bu savaşı bitirelim. Biz bu şehri beraber kurduk. Kardeşiz sonuçta. Bence de zengin. Biz birbirimizle savaşmamalıyız. Biz kardeşiz. Affedebilecek misin beni fakir? Seni bu hale getirmek istemedim. Ben çok ileriye gittim. Özür dilerim. Hayır hayır. Ben de çok ileriye gittim. Senin evini patlatmayacaktım. Biz çok saçmaladık. Evet fakir, gerçekten de çok saçmaladık. Gel eskisi gibi dost olalım, kardeş olalım. Tamam zengin, sana sarılmak isterdim ama her yerim yanıyor. Sen hiç kendini yorma kardeşim. Sen iyileşeceksin, çok güzel şeyler yapacağız beraber, merak etme. Rüzgar kardeşim, sen gittiğinden beri çok yalnızım. Evet Arda, sen gittiğinden beri ben de çok yalnızım. Hiç arkadaşım kalmadı. Biz de barışmış olduk yani Rüzgar. Biz kardeşiz, birlikte oynarız artık. Evet Arda, fakir amcayla babam barıştığına göre biz de barışmış sayılırız. Miray, senden çok özür dilerim. Hep işte zenginle fakirin işleri. Ay evet Barbie ya, zenginle fakir yüzünden bizim de aramız bozuldu. Evet evet, ama neyse ki hepsi geride kaldı Miray. Eskisi gibi olabiliriz. Evet Barbie, biz de seninle kardeşiz. Yaşasın be, herkes barıştığına göre çok güzel olacak. Hadi Rüzgar, okula gidelim beraber. Oyun falan oynarız. Hadi gidelim, barışmamızın şerefine güzel bir oyun oynayalım. Aynen Arda, hadi gidelim. Evet çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Herkes burada. Vay vay vay, geç kalan yok bugün. Evet öğretmenim, bugün Rüzgar'la yeniden barıştık. O yüzden biz de erken gelelim dedik. Neyse, geç kalan olmaması güzel çünkü birini dövecek vaktim yoktu. Bugün çünkü inanılmaz bir şey öğreteceğim. Yani dehşet. Vay canına, ne öğreteceksiniz öğretmenim? Çocuklar, gözlerinize inanamayacaksınız. Bu öğreteceğim şeyi başka bir okulda asla ve asla görmemezsiniz. Vay canına, merak ettim şimdi. Valla öğretmenim, hırsızlık yapmayı mı öğreteceksiniz yoksa yo? Hayır evladım, saçmalama. Okulda hırsızlık yapmayı öğretir miyim ben hiç? Öyle şey olur mu? Öğretmenim, yoksa adam bıçaklamayı mı öğreteceksiniz yo? Hayır evladım, o da değil ya. Allah Allah, niye aklınız buldu böyle şeylerde sizin? Neyse, güzel bir şey öğreteceğim size. Çok inanılmaz. Ben şimdi dışarıya çıkacağım. Siz de 5 dakika sonra benim de bahçede buluşun, tamam mı? Vay canına, çok merak ettim şimdi. Hem de bahçede mi işleyeceğiz dersi? Yaşasın. Evet çocuklar, bugün öğreteceğim şeyi bahçede öğreteceğim tabii ki. Sınıfa sokamam yani o büyük şeyi. O büyük şeyi ne öğretmenim? Dışarıya çıkınca göreceksiniz. 5 dakika sonra benimle bahçede buluşun. Hadi bakalım. Vay canına, Ayda öğretmen gitti. Acaba ne öğretecek biz? Vallahi ben de bilmiyorum ki Ferdi. Ben de çok merak ettim. Büyük bir şey getirecek. Arkadaşlar, bence bir tane UFO getirecek. UFO. UFO mu?
dayı. Hayır ya, UFO falan getirmez bence. Bence bir tane otobüs getirecek. Otobüs sürmeyi öğretecek. Vay canına. Valla bence bize araba çalmasını üretecek ya. Çok sabırsızlanıyorum ya. Arkadaşlar süre doldu galiba. Hadi çıkalım bahçeye. Aynen aynen, hadi bahçeye herkes. Oğlum dışarı çıktık da öğretmen yok. Nerede bu? Öğretmen bizi kandırıp gitmiş olmasın? Hayır ya, öğretmen bizi niye kandırsın ki? Gelir şimdi, bekleyin. Yo öğretmenim, bu bir tank mı? Gerçekten bize tank sürmeyi mi öğreteceksiniz? Vay canına, valla çok güzel bir tanktım. İnanamıyorum ya, bu ne? Çocuklar, size söylemiş olduğum gibi çok ama çok önemli bir ders vereceğim size. Eğer şehrimizde savaş çıkarsa hepinizin savaşmasını istiyorum. Bu yüzden de size tank kullanmayı öğreteceğim. Öğretmenim, bizim ülkemize, bizim şehrimize kimse saldıramaz. Biz ülkemizi koruruz. Biz Türk çocuğuyuz. Aynen öyle. Valla ben Türk çocuğuyum. Valla benim şehrime biri saldırsın. Valla var ya, ben valla onları öldürürüm ha. Evet, Türkler kimsenin boyunduruğu altında yaşamazlar çocuklar. Kimse bize emir veremez. Türkler kimseden emir almazlar. O yüzden şehrimizi düşmanlara karşı korumamız lazım. Öğretmenim, sonuna kadar Türk'üm. Arkadaşlar, Türk olanlar, Türkiye'yi sevenler, Türk olmaktan dolayı gurur duyanlar, herkes yoruma Türk bayraklarını atsın ve bu videoyu beğensin. Hadi Türk'ün gücünü gösterelim. Öğretmenim, Türk bayraklarını attım, abone oldum, like attım. Ben Türk'üm, gücümü göstereceğim. Aferin, herkes like atıp abone olduysa şimdi tank sürmeyi öğretebilirim size. Arkadaşlar, bu gördüğünüz bir tank. Vay canına, ben de uzay mekiği sanmıştım. Hayır evladım, yanlış sanmışsın, bu bir tank. Şimdi tankın özelliklerini göstereceğim size, sonra da sürmeyi göstereceğim. Çocuklar, öncelikle tankın önündeki bu uzun boru ne diye merak ediyorsunuz değil mi? Bu uzun boru bir tüfek arkadaşlar. Tankımız da buradan ateş edip düşmanları öldürebiliriz. Ayrıca tabii ki bitmedi. Burada küçük bir taramalı tüfeği de var. Buradan da kurşun sıkabiliyoruz. Şimdi tanka 2-3 kişi birden bineceğiz. Bir kişi tankı sürecek. Bir kişi roket atarı kullanacak. Bir kişi ise tüfeği kullanacak. Vay canına, ben roket atarı kullanmak istiyorum. Ben de tüfeği kullanacağım. Ben de tankı sürmek istiyorum ya. Tabii ki tankımızın arkasındaki bölümde de burada başkaları da binebiliyor tanka. Tankımız çok büyük. Ve tankın tekerlekleri normalden farklı arkadaşlar. Çünkü dağ, tepe, dere, çamur her yerde gidebilir. Tankı da şurada gördüğünüz şeyde bir kamera. İçeridekiler dışarıya böyle gizli kamerayla izleyebiliyoruz. Bunlar da tankın giriş kapakları. Buradan tankın içerisine giriş yapabilirsiniz. Şimdi söyleyeyim bakalım. Kim sürmek ister? Ben. Ben süreceğim. Hayır, ben. Aferin çocuklar. Herkes tanka bindi şu anda. Vay. Benim aslanlarıma bak ya. Öğretmenim, ben makinalı tüfek ve top mermisini aldım. Düşmanı ateş edeceğim. Öğretmenim, ben de tankı sürüyorum. Biz de tepe gözle. Önde düşmanı gözetliyor. Evet öğretmenim, biz düşmanı gözetliyoruz. Valla biz de buradan düşmana valla el bombası fırlatacağız bebek polisle. Aferin size aslanlarım, görüyor musunuz ya? Siz bu ülkenin geleceğisiniz. Hadi bakalım, tankı da alın, gidin şehirde gezin bakalım. Tamamdır öğretmenim, arkadaşlar sıkı tutunun, gazlıyorum. Tamamdır çocuklar, ben de yerime oturdum. Şimdi gazlayabiliriz, hadi bakalım. Öğretmenim, nerede oturuyorsunuz öyle? İşte benim aslan öğrencilerim geliyor, açın yolu. Aslanlarım benim, gazlayın. Şehri fethetmeye gidiyoruz. Oha, bu ne böyle? Lan şehrimize saldırı mı yapıyorlar? Tank getirmişler. Polisler hemen takip edin. Gazlayın aslanlarım. Olamaz, polisler geliyor peşimizden. Bu ne böyle? Bu bir uyarıdır. Hemen arabanızı sağa çekin. Yani tankınızı. Öğretmenim, sağ mı çekeyim, ne yapayım? Hayır, Türk askerini kimse durduramaz. Ve biz de şu anda Türk askeriyiz. O yüzden basın gaza. Tamam öğretmenim, basıyorum o zaman. Kimse durduramaz bizi. Tamamdır, yolu kapattık. Hiçbir yere gidemeyecekler. Lanet olsun, yolu tıkamışlar. Öğretmenim, ne yapacağız? Eller yukarı. Hepiniz tutuklusunuz. Ne yapıyorsunuz siz? Kimse bizi durduramaz. Biz Türk'üz. Siz Türksünüz de biz Arap mıyız sanki? Biz de Türk'üz. Doğru ya, ben onu hesaplamamıştım. Yani Türk vs Türk, o zaman kim kazanacak? Bana bakın, ne yapıyorsunuz siz? Hemen söyleyin. Sizin okulda olmanız gerekmiyor mu? Ben öğrencilerimi savaşa hazırlıyorum. Eğer savaş olursa öğrencilerimle birlikte herkesi ve tüm düşmanları öldüreceğiz. Ya Baldi, sen yine ne yapıyorsun? Ya karakoldan tank çalmak
yapmak nedir ya? Öğretmenim, siz bu tankı karakoldan mı çaldınız? Evladım, tankı başka nereden bulacaktım yani? Bakkaldan alacak halim yok. Baldi, seninden ne çektik biz ya? Sen sadece okulda ders vereceksin. Bu kadar basit. Tank falan çalma bir daha. Ben öğrencilerime savaş dersi veriyorum. Eğer kendini koruyamazlarsa ülkeyi de koruyamazlar. Öğretmenim, tanka girmeyelim. Yoksa bizi hapse atacaklar. Evet, hemen tanktan inip tankı bize teslim etmezseniz vallahi hepinizi hapse atarım. Tamam Kerem komiser, hani hapse falan atmayın ya. Biz tankı veririz. Niye vermeyelim? Kaçmıyoruz yani. Valla bizim tankımız uğurdur. Valla ezip geçelim onları. Balye, seni son kez uyarıyorum. Helikopteri çaldın bir şey demedik. Polis arabası çaldın bir şey demedik. Ama tank çalmak nedir ya? Bir daha yaparsan seni kesinlikle hapishaneye atarım. Tamam komiserim ya, bir dahakine çalmayız. Allah Allah, nedir ki bu? Ama sizle gurur duydum. Türk gençliği olarak böyle şeyler yapmanız çok güzel. Sizi bir tur daha atma izni vereceğim, sonra tankı geri alacağım. Yaşasın Kerem komiser, yaşasın. Hadi gazlayın.